Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün sizlere şöyle domates kurusundan harika bir kahvaltılık sos tarifi, ekmeğe sürmelik bir tarif yapacağız. Bunun için öncelikle bir kase kadar elimde kuru domates var. Domateslerim benim çok tuzlu arkadaşlar. O yüzden bunları biraz yarım saat suyun içerisinde bekleteceğim. Bir kasenin içerisine kuru domatesleri koyuyorum. Üzerine çıkacak kadar sıcak suyu da ilave ediyorum. Şöyle kaşıkla arada bir karıştırıyorum tuzun erimesi için. Daha sonradan ben suyunu tekrar değiştirdim arkadaşlar. Tekrar üzerine sıcak su ilave ettim ve kaşıkla şöyle gelip gittikçe karıştırdım ve beklemeye bıraktım. Daha sonra kuru domateslerimi şöyle süzdükten sonra arkadaşlar bakın görüyorsunuz iyice yumuşamışlar zaten. Hemen robotumun içerisine bunları alıyorum. Bu ölçülerden arkadaşlar bir büyük kase sos tarifi çıkıyor. Bunu da buradan belirteyim. Güzelce robotumun içerisine aldıktan sonra bunları çektiriyorum. Bu tarif gerçekten hiç uzun sürmüyor arkadaşlar. 10 dakikada yapabileceğiniz çok kolay bir tarif oluyor. Bunları robotta çektikten sonra hemen arkasına bir su bardağı cevizini de ilave ediyorum. Ve tekrar bunları robotta bir çekiyorum. Daha sonra hemen onun da arkasına bir çay bardağı kadar sıvı yağını da ilave ettim. Tekrar robotta çektim. Bakın görüyorsunuz macun gibi bir kıvamı, bu şekilde bir kıvam olması gerekiyor. Ve onun da üzerine hemen 3 diş sarımsağı ilave ettim. Çok sarımsaklı sevmiyorsanız buradan da bunu özellikle belirteyim. 2 tane sarımsak da kullanabilirsiniz. Arkasına da hemen 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı da tuzunu ilave ettim. Benim domateslerim biraz tuzlu olduğu için, salçamda da biraz tuz olduğu için az kullandım. Bunu yaparken mutlaka öncelikle az tuz kullanın. Tadına bakıp daha sonradan ilave edin. Hemen 1 tatlı kaşığı biber salçasını ilave ettim. Daha sonra 1 yemek kaşığı arkasına da kekiği ilave ettim. Onun da arkasına 1 yemek kaşığı nar ekşisini ilave ediyorum. Bunların hepsini tekrar şöyle robottan geçiriyorum. İşte tarifimiz bu kadar arkadaşlar. Bu kadar kolay, bu kadar da lezzetli bir tarif oluyor. Ben burada dondurma kaşığıyla şekiller verip sunum yapmak istedim sizlere. Dilerseniz siz normal kaselere koyup da servis edebilirsiniz. Kanalımla ilk defa tanışıyorsanız, kanalıma abone olduktan sonra bildirim zilini de açarsanız çok memnun olurum. Ve o güzel yorumlarınızla da kanalıma, videoma destek olursanız yine çok memnun olurum arkadaşlar. Hemen bu şekilde görmüş olduğunuz gibi dondurma kaşığıyla da servis tabağıma aldım. Üzerlerini de şöyle güzelce nane yaprakları veya maydanozla da süsleyebilirsiniz. Ben burada maydanoz kullandım. Bakın sunumu da gerçekten çok şık oldu. Dilerseniz bunu özel günlerde veya pazar kahvaltılarına yapabilirsiniz. Misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Lezzetli ve kolay bir tarif oluyor. Kahvaltılık bir tarif. Kesinlikle yapıp deneyin. Tadını mutlaka alın arkadaşlar. Hemen şöyle ekmeğimin üzerine sürdüm ve sizler için tadına da bakacağım. Malzeme listesini açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Hem pratik, hem güzel, hem kolay bir tarif arkadaşlar. Kesinlikle yapın diyorum. Sizler için hemen şöyle tadına da baktım. Gerçekten enfes güzel bir tarif olmuş. Kesinlikle o güzel yorumlarınızı mutlaka bekliyorum yaparsanız. Sunumum da böyle arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki güzel tariflerimde, bir dahaki güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.